Ya benim amcam ne oldu sana ya? Demin ne güzel oynuyorduk. Yine dertlendin. İşte. Benim kardeşim İskender'im. Bak herkes gitti, sonunda baş başa kaldık. De haydi anlat bakalım bize ya. Bugüne kadar ne yaptın, ne ettin, ne gördün ya? Ya anlat hele. Ya benim abim nesini anlatayım ya? Benimkisi hep bir ekmek kavgasıydı yani. Anam erkenden göçtü gitti. Ben ne bir okul okudum, ne bir meslek öğrendim. Vallahi bak, o gün karnımı doyurduysam sadece o gün kollarımı açtım, Allah'ıma şükrettim, bu yani. O günler geride kaldı artık benim oğlum, geride kaldı. Benim babam pes etmedim ama, oğlum pes etmedi yani. Ekmeğimi taştan çıkarmam gerekti, hiç üşenmedim, gittim çıkardım. Ya yapmadığım iş kalmadı desem yeridir ya. Yani gittim hamallıktan bulaşıkçılığa, kırgattıktan işportacılığa kadar her bir şeyi yaptım ben ya. Yapma be, yapma ya. Ya Antep'te fıstık, Malatya'da kayısı, Karadeniz'de fındık, hatta ben Adana'ya buraya geldim, pamuk topladım ya. Vay. Ya benim babam, belki de benim yeni amcam geldi bizim tarlamızda bizim pamuğumuzu topladı. Bizim de haberimiz olmadı. Olabilir belki. İşte o dönemlerde Gülistan'la şey yaptık, tanıştık işte. Gülistan benim hanımım. Azımız çok olmadı yani. Bu sefer de onunla düştük ekmek kavgasına. Ama inanır mısın bak, hani diller ya böyle, rezillik diz boyun eller. Biz o rezilliğin içinde boy verdik ya. Rezil olduk ya. Hep döktüm çayımı, kusura bakmayın. Nereden geldi aklıma ya? Geçti ama geçti. İşte hem de nasıl geçti. Öyle böyle rezillik çekmedik. Bir çatımız yok, bir damımız yok. Bir yağmur yağar, evsel olur. Bakacak odunumuz yok, kömürümüz yok. Bebe ağlar, ısıtamazsın. Ne bebesi kız, ne değilsin? Yeğenim mi var bir de benim? Evet ablam, bir tane kızanım var. Ama bakamadık ona. Biz aç açına dayandık ama ona gönlümüz razı gelmedi. O yüzden devlet parasız yatılı okuluna verdik kızı. Kimse sizler gibi değil evi. Ama olmaz ki öyle şey. Gidelim Allah da gerek yerim. İnşallah ablam, inşallah. Ay benim içim şişti vallahi ya. Ne acıklı hayatınız varmış be. Ablam, el kötüsü dilebiliyor mu? Evladının boğazına, kızına yemek koyamamak. Beni aç, uyuyamaz acından. Derim ki sabahına sana sucuklu yumurta yapacağım. Sabah olur, ağlar açlıktan. Kaldıramazsın. Avut avut öpülürsün. Görüyor musunuz karılar bakın? Biz buradan sucuğu pastırmanın içinde yüzeyik de benim yeğenim orada acından uyuyamaymış. Bu nasıl hayat yarabbim? Ölemin yarabbim, ölemin, ölemin. Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Ben kendimden biliyorum. Benim başıma böyle bir şey gelse, vallahi ben kendimi intihar ederim. Edemezsin ablam, edemezsin. Aa. Kendimi tam intihar edeceğim. Kıza bacağından tutarken. Nasıl intihar edersin? Varsa yoksa kızların için yaşarsın. Damımız yoktu, çatımız yoktu. Yani bizim kaderimizi kızımız çekmesin dedik ama ona da kol kanat gelemedik işte. Demek benim torunum yurtlarda büyüdü ha. Ben de ağayım diye ortalık yerlerde dolanıp duruyorum. Lanet gelsin bana be, lanet gelsin bana. Ya benim babam, sen nereden bilecektin ya? Niye yapıyorsun bunu kendine? Kalender, bana bak. Gideceksin, bana torunumu getireceksin. Yoksa bu acıyla ben daha fazla yaşayamam.
Haberin olsun. Allah ya muhafaza. Baba, Allah gözüne ver. Bak baba, nereye gidiyorsun? Allah Allah. Allah böyle yapıyor. Gene celallendi, görür mü ya? Ya karıştırdım ortalığı herhalde. Yani ben gerçekten bir karşılaştık, kavuştuk diye rahat rahat. Keşke anlatmayaydım ya. Tabii anlatacağım benim kardeşim. Biz bir aileyiz ya. Bizi anlatmayacağına gibi anlatacaksın. Babam şimdi bileyim mi? Vicdan azabından böyle oldu. Yarın öbür gün sen iyi olunca, karın iyi olunca... ...bir de senin kızı buraya getirince hiçbir şey kalmaz. Meraklanma sen. Abi vallahi benim abim bak benim tek derdim kızımın geleceği yani. Kızıma iyi bir gelecek sağlayayım. Böyle geleceğe çünkü 3-5 kuruş bir şeyler bırakayım kızıma. Başka benim hiçbir derdim yok vallahi bak. Ne 3-5 lan, ne 3-5'i? Bu kadar malımız mülkümüz var bizim. Bizim neyimiz var neyimiz yoksa bundan böyle hepsi senin de sayılır. Şunları yaşayacağım var ya. Ölsem aklıma gelmez. Sizler nasıl iyi insanlarsınız ya böyle. Vallahi her gün Allah'ıma dua etti. Kızım için ettim. Kızımın şeyi için. Kızımın karnı doysun diye, ekmek götüreyim diye ona kızıma yani. Allah'ım var ya öyle bir etkili, nasıl etkili ettiysem kat kat fazlasını verdi. Kat ya. Benim kardeşim ya gel. Bu geçti. Bu geçti benim kardeşim. Geçti ya. Geçti işte geçti. Bundan böyle var ya, sen bir bozoksun. Ondan mütevellit. Sen de, senin ailen de bozoklar gibi yaşayacaksınız. Ya gerçekten bak. İnanıyorum buna, içten söylüyorum. Sizi bana Allah gönderdi ya. Hayır, asıl seni bize Allah gönderdi. Ben de öpeceğim. Aferin, sağ ol. Yani bu öpüşme bizde bir adet, biliyor musun? Çok güzel ya. Ama Allah biliyor ya. Artık dayanamaz olmuşum. İsyan eder olmuşum. Ama siz var ya siz. Fısır gibi yetiştiniz. Merak etmeyin ki artık arkada ben varım. Biz varız, hepimiz varız. Fıs gibi elde tir tir titrerken... ...bugünleri geleceğini hayal bile edemezdim. Evladımın boğazına kuru kuru ekmek tıkarken... ...ben işimi ağlardım. Allah'ım derdim, bu evin ocağı ne zaman tutacak? Davanı anlatmıyorsun, içim dışım açık diye. Ben ağlamam artık, gözyaşlarım akmaz. Yazık. Vallahi billahi utanın ha. Bu kadın bu kadar acı çekerken siz bir eliniz yağda, öbür eliniz öbür balda. Oh, babadan dededen kalma malları hep tükettiniz. Bu kadın çocuğuna kuru ekmek yedirirken yazıklar olsun size, bu hepinize. Sus Kamile bak. Sus ne olursun basladı. Burama bir o kız oturdu. Kalkmıyor. Gülistan bacım, bak bunlardan her şey beklenir. Yarın öbür gün sana bunlar der ki... ...siz gerçek bozuk değilsiniz der, seni kapının önüne koyar. Bak o zaman ben varım, vallahi billahi sana sahip çıkarım ben ha. Kimse onları karşısına kalamaz. Onları kovacak adam, abini karşısında bulur. Ben bulacağım öyle. Ne abime, ne yeğime. Ne de? Neydi senin kızın adı? Neydi? Yaylagül. Ne de yaylagül mü? Kimse de bunu çekmeyecek. Allah razı olsun ablam. Ayşe bir şey oluyor. Ayşe sarımcık geldi ya Ayşe. Senin dağ gibi kurumcu var arkada. Bu da bile senin sırtın yere girmez. Aa!
yatak. Yatağa bak ha. Hayatımda hiç böyle rahat yatakta uyumadıydım ha. Ben de lan. Vallahi bebekler gibi mışıl mışıl uyumuşum. Gülistan Hanım, bundan sonra böyle. Hep mışıl, hep mışıl yani. Kuş tüyü yataklarda yatıp kuş sütüyle kahvaltı edeceğiz inşallah. İnşallah be ya. İskender, buradan hiç gitmeyelim. Kız nereye gideceğiz, ne gitmesi ya? Anda bu gördüğün her şey benim olacak. Bence o kadar kendine güvenme. Bunlar seni gördü, böyle mutlu oldular ama... iş mal paylaşımına geldi mi her şey değişir. Bak ya. Kız var ama bende bu dil, onlarda bu yufka yürek olduktan sonra... ben onların var ya... altlarındaki külotlarına kadar alırım. Hele o şey yok mu kalender? O tam en safları o yani. O karıları var ya, bunu aklını almış, bitirmişler adamı yani. Demek zenginlik böyle bir şeymiş be ya. Herkesin bir tane aldığını bunlar üç tane alır. İşte o zenginlikle elde ettikleri, kazandıkları ne varsa hepsini ellerinden alacağım. Her şeylerini alacağım onlar. Lan! Ne oldu ya? Bana bak, sen de zengin olup başıma üç tane gacımı getireceksin. Kız, Allah Allah ya, benim karıyla kızla ne işim olur Gülistan? Benim tek bir derdim var ya. Aa olacağım aa. Bu fukaralıkla geçen her gün hesabını soracağım bu bozoklardan. Aman benim ağalıklı gözüm yok. Paramız olsun yeter. Ah ya. Kız sen canını sıkma ya. Para da bizim olacak. Ağalık da beylik de. Bana bak. Sen bunların böyle yumuşak karnına basmaya devam et. Hiç bırakmadan sömürüye devam yani. Ben bunları dün gece yumuşak karınlarda bir bastım. Böyle böyle ağladılar. Ben anlattım, onlar ağladılar. Ben anlattım, onlar kahır oldular. Kaskatı yaptılar kendilerini. Ben ne yaptım? Hele ben bunları dün akşam kıvama getirdim. Neredeyse toplu intihar edecekler, ölecekler diye. İskender, yeter ki eski günlerimize geri dönmeyelim. Ben razıyım her gün ağlamaya da ağlatmaya da. Kız sen bana inanmıyorsun herhalde ya. Ağayım ben, ağayım. Hadi kalk da güzel bir kayfaltı yapalım, kuş sütlü. Yapalım, çok acıktım be. Bana bak, bunlara böyle duygu sömürsümden hiç vazgeçmeyeceğim bak. Bir an bile nefes aldırmak yok, hep devamlı vicdan azabı ha, tamam. Hadi. Namussuz. Ben bile inandım. Çok güzel yapılan. Ben inandım lan. Ben inandım. Vurma bana. Koşun. Ondan sonra indirmiyorum bak. Sağa vuruyorum. Dikkat ediyorsun. Tamam kalk. Hadi karnıma çıktı hadi. Bak nasıl aynısını yapıyorsun ya. Ya yengem. İyi. Bak ben bu kahvaltı sofrasını sırf senin için hazırlattım. Kuş sütüm eksik. Kız bir. Eksik olmayın ablacığım ama... bana bir kuru ekmek, bir zeytin, bir peynir de yeterdi yani. Ya çekinme yengecim ye. Bak burada herkes boğazı için yaşar. Sorma sahiptir ama bu ne? Ha o ciğer kavurma. Sabah kahvaltısında ciğer kavurma olmadan biz kahvaltı neyi ne demeyiz ki Adana'da? Alışırsın alışırsın. Ben de ilk geldiğimde epey yadırgadıydım ama sonra alıştım. Anladım. Peki bu ne? Abu, bu biberli ekmek. Bak, abu sıkma. Bu ballı kaymak. Abu zeytin. Bunu bilirsin zaten. Biliyorum, evet. Ya, insan bunları yemedi de duyar yani. Ben hangisinden başlayacağımı şaşırdım be ya. Ben sana gösterdim be ya. Abu sıkmadan başla. Al. Teşekkür ederim abla. Ay, ablan kurban olsun sağ gülüm. Yenge. Eğer moralini bozmak gibi olmazsa, yani ben bile sana bir soru sormak isteyeyim emme. Yok, sor sen, sor. Soran mı? He. Yenge, ben sabahca uyuyamadım bileyim mi? Aklım hep bizim kızda kaldı. Aç mıdır, açıkta mıdır? Nasıldır o çocuk? Sen hiç merak etme. Rahatı yerindedir onun orada, çok şükür. Bizden iyi bakarlar ona.
Hem aç girmez yatağa. Şükürler olsun ya Rabbime. Ha. Peki dersleri nasıl, iyi mi? Okumak istiyor mu? İster be ya. Okumasın da bizim gibi mi olsun kızancık? Okumayı çok sever. Madem sever, ben yeğenimi en güzel okullarda okutacağım. Böyle en pahalılarında. Hiç kimselere muhtaç etme. Yenge, kurban olan bak, ağlama bak. Gedek abimlerle de konuşak. Bir an evvel alak gelak kızımızı. Allah senden razı olsun. Şu an çok morallerim duygulandı. Allah ne varsa versin sana. O zaman ben yiyeyim. He, yesin. Ye. Ya yenge, ya kurban oldu. Ya yılların acısını çıkar diye ye. Karnım doydu. Afiyet. Ya ya hiç çekinmesin. Ye boyuna ye. Yerik biz hep yerik biz. Al, al onu da ver. Ya çay da içeyim. Biraz kaşığı yemeyeyim bunu. Ha. Yes. Allah razı olsun hepinizden. Amin. Bunun da bir duru yok. Ya hiç yemeyin ya da bol bol yiyin. Demek kızına Yayla Gülüm'ün adını verdin ha benim oğlum. E peki Yayla Gül de torununu gördü mü? Yok, göremedi baba ya. Anam çok hastaydı. Ömrü yetmedi yani, tedavi de ettiremedik. Ben de evlatlık yapamadım yani durumlardan. Ama işte yani kıza adını koydum, adını yaşatayım dedim bari. Ah ah. Demek sersefil gitti benim Yayla Gülüm'e. Ben de hiçbir şey yapamadım. Ya Allah'ım, ben bu vaballarla nasıl yaşarım ya? Ya baba kendini üzme yani, takdir ilahi o. Yapacak bir şey yok yani. Bak anam ne zaman senden bahsetse hep iyi bahsederdi. Ben seni sonra daha bab derken böyle derdi, baban on numara insan. Allah onu yanına erken aldı dedi, rahmetli şu an. Keşke alaydı da bu vicdan azabından kurtulaydım. Ya benim babam, üzme kendini bu kadar. Kaderi böyleymiş demedin ha. Şimdi tabii böyle geçmişe ahlayıp vahlamanın alemi yok. Bundan sonra neler yapabiliriz ona bakmak lazım. Tabii canım. Önce gidip yeğenimizi alıp buraya geldirek, sonra da okula yazdırak. Abi şimdi şey yapmayak, dönem ortasında böyle çocuğun düzenini bozmayak. Hani o tatil olsun, tatilde zaten bir hafta getiririz buraya yani. Gülürüm, İskender Bey doğru söylüyor. Şimdi ani bir değişiklik kızın psikolojisinde ve derslerinde olumsuz yönde etkiler yapabilir. Onun için bence şimdi düzenini bozmayın. Anladım, anladım. O zaman biz gider yeğenimin yanına, biliyor musun? Kendini sahipsiz hissetmezsin. O olur. Benim oğlum. Al bakayım şu parayı, torunuma yolla. Harçlık olarak. Harçlık mı? He. Bir şeye ihtiyacı varsa da söylesin. Ne icap ediyorsa yaparık. Artık bundan sonra arkasında dağ gibi dedesi var. Amcası da var, amcası. O benim tek yeğenim, biliyor musun? Sahip hissetmesin kendini. Siz nasıl insanlarsınız ya? Yani ben gerçekten çok şanslıyım. Şu anda yani senin gibi bir abim, senin gibi babam, senin gibi bir kaynım var. Bir çok şanslı adamım ya. Kayın mı? Dünür demek istediniz herhalde değil mi? Ya kusura bakma, ben kimsesiz büyüdüğüm için. Hani kayın, dürüm, dünür falan çok bir şey yapamadım onlar ya. Hiç de kimsesiz değilsin bak. Baban da var, abin de var, dünürün de var. Yani her bir şeyin var. Ya ağlanacak vakit değil şimdi ya. De haydi kahvaltımızı bitirek de gidip şirketini göreceksin daha. Şirketini mi? Koskoca Bozoklar Holding. Yani şimdi biraz işlerimiz yolunda değil gibi görünüyor ama... ...ne de olsa aile şirketi. Yani senin de şirketin sayılır. Estağfurullah ya, ben şimdi... Orada olur mu canım? O sizin dişinizle, tırnağınızla yaptığınız bir yer yani. Ben şu anda oraya lütfen. O nasıl yapmış öyle ya? Eğer sen de bir bozoksan, o şirket sana anağın at sütü gibi helaldir. De haydi, bak şimdi abinlerinle, yeğeninle geç, şirketinin başına, işine bak. Nasıl istersen baba, sağ ol. Bak bu Kayseri'den geldi. Bundan da al, pastırma. Tereyağı yok mu ya? Var var, tereyağı burada. Al. Tamam, al sonra onu da alırım ben. Gönlümü alırım, sağ ol. Zeytin de çok güzel. Evet. Vallahi yeşil zeytin. Yavaş, yavaş. Hoş geldiniz Kalender Bey. Hoş bulduk benim kızım, hoş bulduk. Kamil'im Dünür'ü tanıyorsun artık değil mi? Kendisi benim yeminli tercümanım olur.
Merhaba Kamil Bey. Merhabalar. Bah, bu da İskender Bozo. Kendisi benim öz be öz kardeşimdir. Bundan böyle bu holdingde ben neysem o da o. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Hoş geldiniz İskender Bey. Aferin sana. Vallahi her şeyi çok çabuk anlıyorsun sen. Maşallah, maşallah. Ne ettiniz? Benim dünürümün odasını hazırlettiniz mi? Evet efendim. Aa, bu kadar çabuk mu? Bir an evvel yerini yurdunu bil istedim. Ya iyi düşünmüşsün ama yani ben senin odandan bu kadar çabuk ayrılmaya hazır değildim be dünürüm be. Ayrılık da sevdaya dairdir benim dünürüm. Hem arada bir birbirimize gider gelir, komşuculuk oynarık. Tavla atarık olma mı? Vallahi mı? Vallahi. Eski günlerdeki gibi. Eski günlerdeki gibi. Olur, olur, olur. Nerede bakalım benim dünürümün odası? Buyurun ben eşlik edeyim. De haydi. Gel bakalım İskender. İskender Bey odamı görelim. Ben yeni görüyorum. Ha. Ya ne yapıyorsun ya? Hem ne dinlenip duruyorsun benim karşımda yabancı gibi, el gibi ya. Ya geç otur Allah'ını seversen şöyle. Hayır abi nereye oturayım? O kadar çok koltuk var ki. Doğru lan. Oraya oturabilirsin oraya. Ve hatta gel buraya otur ya. Orası olur mu abi? O senin koltuğun. Hayatta oturmam oraya. Ya benim kardeşim. Bundan böyle sen, ben mi var? Geç ya geç. Geç kurban olduğum geç. Ama abi ya. Nasıl? Ya çok güzel rahatmış ya. Bu. Rahattır, çok rahattır, rahattır. Öyle bir rahattır ki önce öyle rahat ettirir adamı, sonra yılan gibi sokuverir. Hem de öyle bir sokar ki mabadın üstüne bile oturamazsın. Ne yılanı ya, nasıl yani? Bu koltuk var ya, önce böyle içine çeker adamı. Sen ona sahip olduğunu düşünürken o sana sahip oluverir. Hadi inşallah. Ne dedin sen, ne dedin? İnşallah yani Allah'ım da diyorum bana böyle bir yılanlı koltuk, böyle güzel bir masa nasip etsin diye dedim abi. Etti bile lan, etti bile. Sana da bir oda hazırlatıyorum. Bana oda... Abi ben ne iş yapacağım ya? Ya yaparsın oğlum işte abi. Hakikaten sen ne iş yaparsın? Yani abi bekçilik böyle akşamından gelirim, sabaha kadar burada dururum. Biraz belki üşürüm falan ama yani ben alışım üşüme. Benim kardeşim olur mu böyle şey ya? Bekçilik falan olmaz. O zaman olmaz dersen abi çay kahve falan yaparım. Ha oğlum bak ben ne diyeyim sen ne anlıyorsun? Ya oğlum bundan böyle ben neysem sen de olsun. Anlamıyor musun? Ya odacı olmak ne demek ya? Ha, bekçi ne ya? Böyle bir şey olabilir mi? Hem zaten bizim bir odacımız var. Hakikaten ya nerede ki ne bu odacı? Ofis boy! Ofis boy! Evet buyuram. Ya oğlum, konakta kaldı. Şu takım elbisenden şu beyaz yakandan utan ya. Burada bundan böyle bana Kalender Bey diyeceksin, anlaşıldı mı? Emriniz olur Kalender Bey. Hah, işte böyle. Bak seni tanıştırayım, İskender Bozo. Kendisi babamın gayrimeşrusu. İdi yani ama şimdi o mesele halloldu. Artık bundan böyle kendisi hakiki öz meşru bir bozoktur. Kardeş. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Sağ ol ofis boy, sağ ol. Aferin lan sana. Ofis boy. Sen de gel bize karşıdan üç tane kıyma kebabı yaptır gel. Üç tane. Üç tane, dünürüm de burada da ondan. De haydi çabuk. İskender kardeşim, de haydi biz de gidek. Dünürümü ziyaret edek. Bakalım odasından memnun mu? De haydi. Tamam.